biz 90'lı yıllarda köydeyken o köy yakmaları, köy boşaltmaları süreçlerinde bir koruculuk sistemi dayatılıyordu. Ailemiz reddetti o dönem. Köylüler reddetti. Çok gayri ahlaki şeyler de dayatılıyordu. Ve köyde barınma şansı kalmadı yani. Ya ölecektin ya çıkacaktın. Tabii ondan bir yıl önce de okullar, köy okulları yakıldı, yıkıldı. Köyler olmayınca bizi yatlı okula verdiler. Lice yatlısında okudum ben. Bir gün işte yatlı okulda 3 haftada bir eve gidiyorduk. Bir gün köye gittiğimizde ev yok. Evi taşımışlar Diyarbakır'a. Tabii biz oradaki akrabalarda kaldık. Sonraki 3 haftada işte Lice'den bir transit bizi getirdi. Diyarbakır şimdiki Şeyh Said Meydanı'na bıraktı. O zaman Dahkapı Meydanı'ydı ismi. Kaybolduk. Yol bilmiyoruz, ev nerede bilmiyoruz. Bir iletişim aracı yok. Kimseyi tanımıyoruz. Sabah 11'den akşam 5-6'ya kadar kaldık orada. Sonra tesadüfi bir köylüyü görüp denk geldi, bizi eve götürdü. Yani öyle oradan başlayan bir Diyarbakır süreci, bir Ahmet süreci başladı. 30 yıl, tam 30 yılı bitti. 30 yıl boyunca Bağlar'da kaldık. Merhaba canım. Canım başın. Merhaba sizler canım. Bunzanın hastalığı kayyum heye. Ve hastalığı davi tu hizmeteki bacarı meracı hem velat emaratı tiştegi ne kırne. Hizmeteki kırne bercevendiye şaradariye metten edizine. Bir milyona ihale kırna şura erde meykuk evi deste şaradarine tevahi dane diyaneti ve milli eğitimi uvan keseku der doğru avanın dediğime berecu anad govektir şıkçıya. Anacım demeyin rantçı. Jiberviji em irada ho khodi derkevin. Demal irada ho khodi derkevin em li bercevendiye bacarı hoji evi gündeye hoji em li her tiştiye ho khodi derkevin. Ama seride havca em li irada ho khodi derkevin. Kayyum tene jiboy bercevendiye şaredariye tene nine. Dıkhoze geleme bedeng jibke. Dıkhoze zimaneme bedeng bike, çandame, hünerame bedeng bike. Dıkhoze denge jine kut bike. Brastijem dıkhoze pari veji godari bike. Tiştek o men edibe muhakkak ki am kasi ben karın gunda fam bikin. Perskreke gunde veçinen am dukudat kemin kemasiye wanji jmara bejin. Marahna bikin am jrahna naravin. Le haujaya wak behevi am tav denge ki mazım darkan hole. Am behevin am şu bawarın. Apo çan başın. Merhaba çay başıtı. Dayıtı çay başı. Lafşata çay. Şlaki düşme arabeci heye. Ama çe heyse beca kemasiye gündeye ve kemasiye ve kemasiye me. Ne? Megon sülame ki bidir ben. 30 yıl boyunca Bağlar'da kaldım. Tabi bunlar o dönemler çocuk oyuncağı gibi geliyor. Çok bir anlam ifade etmiyor ama bile insanın aklı başına geldiğinde yetişkin bir durumda biraz sorgular bir noktada hepsi birer travma gibi. Lise sürecini Diyarbakır'dan, liseden sonra bir okulu bırakmak zorunda kaldım. O dönem uzun yıllar bir inşaatlarda çalıştım. Hem başka şehirlerde, batıda. Oradaki ırkçılığı da ilk mesela inşaat süreçlerinde hep karşılaştım. Öyle bir ırkçılıkla tanıştım. Gittiğin yerde hor görme, öteki olma, insan yerine konulmama. Bir dünya detay var tabii. Orada böyle birkaç cümleyle anlatılacak bir şey değil ama İlk ırkçılığa maruz kalmam, yanılmıyorsam 2004'te bir Batı'nın bir şehriydi yani. Tabii bunları hazmetmek mesele, yaşanmayan bir çocukluk, yaşanmayan bir gençlik. Bu sadece bireyde tek, aynı zamanda aileni de düşünüyorsun, köylünü düşünüyorsun, komşunu düşünüyorsun. Ve biraz bilinç oluşunda bir bütün toplumu düşünüyorsun.
O yüzden benim en büyük gayem bu topluma hizmet etme gayesi. Bu toplum bize bir şey öğretti. Bu doğa bize bir şey öğretti. Sivil toplum bize öğretti. Doğanda parti bize bir şey öğretti. Ve şimdi ise öğrendiğimiz bütün duyguları yaşamsallaştırma sürecidir aynı zamanda. Bir, yeniden bir inşa sürecidir. Ve inşaya kendinden başlıyoruz. Yani bir tecrübeye gelmişsen, bir şey inşa edebilecek bir tecrübe oluşmuşsa bunu inşa etmek gerekir. Ülke genelinde bana sorarsan bir seçim atmosferi yok. Seçimler sanki hiçleştiriliyor yani. Bizdeki kayın hikayesi de mesela biz seçimi hiçleştiriyor yani. İradesizleştirmeye çalıştığı bir şey, bir hikaye var. Yani bu bütün ülkede böyle yani. Sadece Ahmet'te değil. Ama mesela birebir halka dokunduğunda halkın temel isteği başta kendi iradesini istiyor aslında. Biz sonraki süreçlerde mesela köylere getirdiğinde hizmet mesela elbette ki birçok köyün sorun sıkıntısı var. Yolu olmayan var, altyapı sorunu olan var, suyu olmayan var. Bunları dillendiriyorlar ama özü itibariyle bir daha mesela bizim irademizi teslim etmeyin. İrademizle seçilmek istiyoruz biz. Burada seçilen belediye başkanı biz seçmek istiyoruz. Biz seçtiğimizde kayyum atıyoruz dediğinde bir motivasyon bozukluğu var halkta hala. Bu var zanisti, bu var teknikici. Amla avu azahu fadi derken. Olduğu süreçlerde yeni bir irade ortaya çıkartan bir kenttir burası. Biz dedik ki 12 bin yıl boyunca kesintisi devam eden bir kenttir burası. Ve öyle bir kültür vardır ki bu kentin amasız surlarından başlayın bütün sokakları bunu size dayatıyor zaten. Bilinci açığa çıkmış her bir birey bunun savunuculuğunu yapıyor. Doğru şekilde, doğru zamanda, doğru yerde doğru sözü kurmak Ahmet'in geleneğidir zaten. Ahmet cümle kullandığında bütün dünya dinler Ahmet'i yani. Gözü kulağı Ahmet'in üzerindedir. Doğalında bütün Ahmet halkına bir şey söylemek istiyorum. Başta gençler, kadınlar, çocukların geleceği, o sözü söyleme zamanı. 31 Mart bütün dünyanın duyacağı şekilde sözü söyleme zamanı. O sözü en demokratik hakkımız olan seçim günü hep birlikte dosta da, düşmana da, dünyaya da, bütün Orta Doğu'ya o birlik sesini, o Ahmet'in iradesini ne sahip çıktığını sözünü söyleyebileceği bir gündür. O gün herkes kendi iradesine sahip çıksın.